10. Kısım Misal Alemi Mertebesi Bu mertebe, zatın hariçte parçalanması ve bölünmesi, yırtılması ve birleşmesi mümkün olmayan bir takım suretler ve latif şekillerle zuhurudur. Bu mertebeye misal alemi isminin verilmesinin sebebi budur ki, ruhlar aleminden açığa çıkan her bir ferdin, cisimler aleminde edineceği surete benzeyen bir suret bu alemde oluşur. Ve bir sınıf ona hayal derler. Çünkü bu suretleri idrak eden hayale ait kuvvettir. Tahkik ehliyindinde misal iki kısımdır. Biri budur ki, insandaki hayale ait kuvvet onun idrakinde şarttır ve rüyada ve hayale getirmede görülür. O idrak bazen doğru ve bazen hatalı olur ve ona kayıtlı misal ve kesintisiz hayal derler. İkincisi budur ki, onun idrakinde hayale ait kuvvet şart değildir. Belki görme kuvveti dahi idrak edilebilir aynada ve cilalanmış olan sair şeylerde görünen suretler gibi. Misalin bu kısmına mutlak misal ve ayrık hayal derler. Çünkü bunlar hayale ait kuvvetten ayrı olarak zatlarıyla mevcutturlar. Ruhların beden şekliyle görünüşü bu kısımdandır. Nitekim ölmüşlerin ruhları cisimlenmiş suretlerle rüyada görülür. Ve Kamil'in ruhu cisimlenmiş suret alarak kendisine muhabbeti olanlardan birisine görünür. Bu görünme ve ruhiyet geçerli ve doğrudur. Bunda asla hata yoktur. Misal alemine berzah alemi ve latif terkipler de derler. Ve bazıları ruhlar ve misal alemlerini birleştirip melekût alemi diye isimlendirirler. Misal alemi ruhlar aleminin feyzini cisimler alemine ulaştırmaya vasıtadır. Ve ruhlarla cisimler arasında bir berzahtır. Ve berzah olması sebebiyle her iki alemin hükümlerini de toplamıştır. Çünkü zahir ve batındır ve kayıp ve şehadet arasında ayırıcı sınırdır. Maddeden oluşmuş cisimlerin aynı olmadığı gibi akla ait soyut cevherin dahi aynı değildir. Fakat hem cisimler aleminin ve hem de ruhlar aleminin gayrıdır. Çünkü ruhlara göre kesiftir, cisimlere göre latiftir. Lakin cisimlere ait cevhere ve akla ait cevhere benzerliği vardır. Cisimlere benzerliği bu yöndendir ki cisimler nasıl ki hissedilebilir ölçüde ise misal alemi dahi öylece hissedilebilir ölçüdedir. Ve ölçü nicelikten ve nicelik dahi uzunluk ve genişlik ve derinlikten ibarettir. Çünkü aynada görülen bir suret görme duyusuyla idrak olunur ve uzunluk ve genişlik ve derinliğe sahiptir. Ve onun ruhlara benzerliği o yöndendir ki ruhlar nasıl latif ve ruhani ise misal alemi de öylece latif ve nuranidir. Ve o suretin latif, nurani oluşundandır ki elle dokunulamaz ve bıçakla kesilmez. Ve maddeden soyutlanmış olan zatların suretlerde ve cisimlenmiş vücutlarda müşahadesi misal aleminde gerçekleşir. Nitekim Hz. Cibril bazı zamanlarda Serveri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Ashab-ı Kiram'dan Dihye-i Kelbi suretinde görünürdü. Hızır ve Nebiler aleyhisselamla evliya Kiram hazretlerinin müşahedeleri de bu alemde gerçekleşir. Ve kamiller misal aleminde kendi şekillerini diğer bir insanın veya hayvanın şekline döndürmeye kadirdirler ve öldükten ve ten kaydından çıktıktan sonra muhtelif şekillerle şekillenme kuvveti onlarda artar. Ruhun beşer madde bedeninden ve elementsel cisimlerden ayrılmasından sonra meydana çıkacağı misal alemi bu bahsedilen misal aleminden ve berzahtan ayrıdır. Çünkü bu berzah dünya ile ahiret arasındadır ve dünyevi oluşumundan önceki berzah, tenezzül, aşağı iniş mertebelerinden ve dünyevi oluşumdan sonraki berzahsa uruç, yukarı çıkış mertebelerindendir. Ruhlara bağlanacak suretlerle bu ikinci berzahta zahir olurlar. Bunlar dünyevi oluşumda hasıl olan amellerin suretleri ve ahlak ve fiillerin neticeleridir. Gülşeni raazdan, ten gömleğinden soyunduğun, yani öldüğün vakit, ayıpların ve hünerlerin birden bire görünür olur nakledilmiş olduğun berzah aleminde bir vücudun olur. Lakin bu dünyadaki gibi kesif değil. Öyle su gibi ondan suret görünür. Yani suya karşılık olan suret, o suya nasıl yansırsa senin berzah vücuduna dahi amellerinin ve ahlakının suretleri öylece yansır. O berzahta bütün sırlar aşikar olur. Eğer Kur'an'dan bir delil istersen, يَوْمَ تُبْلَسْ سَرَائِرْ فَمَا لَهُ مِنْ وَلَا Tarık Suresi 9 ve 10. Ayet Yani o günde insanın nefsinde mevcut olan sırlar aşikar olur. İnsan için bu hali def edecek bir kuvvet ve yardımcı yoktur. Çünkü sırlarının aşikar olması verilen berzaha ait vücudun gereğindendir. Ayeti kerimesini oku. Ve bu yansımadan başka senin ahlakın has alem olan berzahın hallerine uygun olarak cisimler ve şahıslar olur. Ahlakın kötü ise çirkin suretler, iyi ise iyi ve güzel suretler olup sana arkadaş olurlar. Sen bir takım işaretlerden ibaret olan ameller ve ahlakın suret elbisesine bürünerek aşikar olmalarını olmayacak bir şey sanma. Nitekim bu dünyada kuvvet ve elementlerden bitki, hayvan ve maden meydana geldi. Yani oksijen, azot, karbon ve benzeri gibi basit elementler gaz halinde suresiz oldukları halde yoğunlaşıp madenler, bitkiler ve hayvanlar suretlerinde aşikar oldu. İşte böylece senin bütün ahlakın can aleminde bazen nurlar ve bazen de ateşler suretinde aşikar olur. Bu misali aleminin suretleri en son berzah suretlerinin tersinedir. İlk berzahta görülen şeyin his ve şehadet aleminde açığa çıkmadan önce görülmesi mümkündür. Nitekim seçkinlerden ve normal insanlardan birçok kimseler rüyalarında birtakım olaylar müşahede ederler ki onun eseri daha sonra şehadet aleminde açığa çıkar. İkinci berzahta olan bir şeyin şehadet alemine dönmesi imkansızdır. Yani dünyadan ikinci berzağa nakil olan ruhların tekrar dünyaya dönmesi mümkün değildir. İlk berzahın suretleri normal insanlara rüyada ve seçkinlere bazen rüyada ve bazen uyanıklıkta aşikar olur. Fakat ölmüş olanların hallerinden haberdar olmak, kutuplar ve ferdiyet makamındakiler ve keşif ehlinden bazılarından başkasına mümkün değildir. Bu sebeple ilk berzaha imkan dahilindeki gayb ve imkan dahilindeki misal ve ikinci berzaha da muhal gayb ve muhal misal ve mümkün olmayan misal derler.